Vav Televizyonu'ndan herkese merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, İslami değerleri bir sohbet havasında anlatmaya çalıştığımız kürsü programında sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu hafta yine çok önemli bir konuyu, çok değerli konuklarla konuşacağız. Kuşaklar arası iletişim problemini, kuşaklar arası iletişim kopukluğundan bahsedeceğiz. Bu kopukluğun temel nedenleri neler? Anne ve babalar bu kopukluğu önlemek için neler yapmalı? Hazreti Peygamber döneminde bu kopukluğun örnekleri var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Çok çok kıymetli iki konuğum var. İstanbul Müftü Vekilimiz Mustafa Yavuz Hocam. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız hocam. Allah razı olsun. Ve Çatalca vaizimiz Masum Vandoğlu hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ev sahibi olarak size... O yüzden evinize hoş geldiniz diyorum hocam. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam. Sağ olun. Hocam ben tabii kuşaklar arası iletişim kopukluğu dedim. İletişim sorunu dedim. Ancak bazı yerlerde kuşak çatışması olarak zikrediliyor bu kavram. Şimdi kuşak çatışması mı demek daha doğru? Yoksa kuşaklar arası iletişim kopukluğu demek mi daha doğru? Şimdi tabii önümüzde birkaç nesilden bahsetmiyoruz. Belki birinci nesil, ikinci nesil, en çok üçüncü nesil. Yani torun, baba ve dede. Bu üç neslin birbiriyle çatışma yaşaması düşünülemez. Ancak bu üç nesil değişik sebeplerle birbiriyle iletişim kuramazsa zaman içinde bu çatışma gibi görünebilir. Bu dilde olabilir, kültürde olabilir, hayat içinde tercih edilen değerlerde de olabilir. Eğer biz kendi neslimize, çocuklarımıza veya birlikte yaşadığımız toplumdaki çocuklara iletişim noktasında erken bir dönemde bilgilendirme yapabilirsek aramızdaki kopukluğu ortadan kaldırırız. Biz değil de bir başkaları onları bilgilendirmeye başlarsa İletişim kopukluğundan öteye giden neticelerle karşılaşırız. Şöyle düşünelim. Hani şöyle bir kural koyarlar ortaya. Fizik kanunudur. Eşya boşluk kabul etmez derler. Veya tabiat boşluk kabul etmez. Ne dersek diyelim adını artık, isterse bardak olsun, isterse diğeri olsun. Bize ait olan bir zihni eğer biz vakitlice doldurmaya çalışmazsak, doğru bilgi, inandığımız bilgi, ülkemize ait bilgi, kültürümüze ait bilgiyle doldurmaya çalışmazsak uygun bir zeminde, zaman içinde onu bir başkaları doldurmaya başlayacak. Vaktiyle kulakları bize açık olan kızımız veya oğlumuz, bir müddet sonra kendisine gelen o bilgi yığınağı sebebiyle kulaklarını bize kapatmaya başlayacak. Bu esnada biz iletişim kuramadığımız için dışarıdan bakıldığında aramızda çatışma var görülecek. Bazen genç olan kişi büyüğe saygısından, yine aile değerlerinden hareketle onu dinleyecek ama almayacak. Bazen de onun anlattıklarını yeterli bulmayacak ve dışlayacak. Bence konuya bakarken çatışma tabiri yerine iletişim kuramama, zamanı ayarlama noktasındaki eksiklikten kaynaklanan iletişim kuramama tabirini kullanmalıyız. Hele biz hocalar, kürsü vaizi olan kişiler veya değerli müftü vekili hocam gibi kişiler tabirlerimizi kullanırken şuna bakıyoruz. Biz zaten çok zor olan bir şeyi insanlara sunmaya çalışıyoruz. Ölümden evet. Sonraki hayatı bu dünyada insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da kendimize anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizle iletişim kurarken bize vaktiyle öğretilen Kur'an-ı Kerim'den hareketle iletişimimizi sağlamlaştırıyoruz. Herkes bizim kadar talihli olamayabilir. Onun için iletişim kurmamız gereken kişilere çatışma tabiri yerine iletişim kopukluğu tabiri daha şık olur. Çünkü çatışma insanları kaçırır. Kimse kavgayı sevmiyor artık. Ben de sevmiyorum. Evet. Gürültülü bir dünya değil ama İletişim kopukluğu olursa, ya bu kopukluğu birimiz telafi etsin deriz, aradaki bağlantıyı kurarız. Böylece bu tabirden hareketle
aramızdaki mesafeleri kopartmak değil, aramızdaki mesafeleri kapatmak mümkün hale gelir. Yani zaten insanlar birbiriyle doğru bir iletişim kursalar, hiçbir şekilde bir problemle karşılaşmazlar hocam. Aralarında hiçbir problem olmaz baktığımız zaman. Peki bu doğru iletişimi Mustafa hocam nasıl kuracağız kişilerle, anne ve babalar çocuklarıyla, işte bizler sevdiklerimize bu iletişimi nasıl sağlayacağız? Öncelikle bizim kendi aramızda bir konuşma özrümüz olduğunu ben düşünüyorum. Kendi çocuklarımızla, eşimizle veya iş arkadaşlarımızla dertlerini dinleme, hal ve hatırlarını sorma, onların kendi düşüncelerine değer verme konusunda bazı sıkıntılarımız var. Biz bunu büyüklerde de yaşıyoruz. Zaman zaman idareci olmamız nedeniyle arkadaşlarımız geliyorlar daireye. Sorunları var, dinliyoruz. Bazen çözemiyoruz. Hocam Allah razı olsun, beni dinledin. Bunu büyükler bile söylüyor. Bizim çocuklarımız küçük yaşlarda bizim çok şey bildiğimizi, çok olağanüstü insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Büyüdükçe kendilerinin de bazı şeyler bildiğini hissediyorlar. Şimdi ilk zamanlar bizim her dediğimizi doğru kabul ederken, her dediğimizi can kulağıyla dinlerken belli bir süre sonra dışarıdan da aldıkları algılarla, değişik bilgilerle, görsellerle bizim de bilgilerimizde hatalar olabileceğini veyahut yanlış düşündüğümüzü kendine göre kurgulayabiliyorlar. O yüzden bizim en büyük problemimiz karşımızdakini dinlememek. Evet. Konuşmamak. Şimdi kendi çocuklarımız da var. Benim 3 tane evladım var, hocamın var. Elhamdülillah Allah hepimizin evlatlar var. Cümlemizin evlatlarını Mevla bağışlasın. Onlara ya seni bu akşam biraz sıkıntılı görüyorum. Moralim bozuk herhalde. Nedir derdin diye sorduğumuzda bazen paylaşıyor. Paylaştığı zaman rahatlıyor. Ve iletişim kendiliğinden gelişiyor. Veyahut da bir yanlışını gördüğümüzde biz ona doğrudan ya şu yanlış demekten ziyade güzelliklerin ne olduğunu, hata yapmaması gerektiğini güzel bir üslupla, ifadeyle anlattığımızda bizi dinliyorlar. Ama Z kuşağı denilen bu 2095-2000 sonrası doğan gençlere şunu niye böyle yaptın, şu hatadır, sen yanlışsın, sen bilmiyorsun, işte zamane gençliği gibi ifadeler kullandığımızda iletişim zaten kurma imkanımız olmuyor. O nedenle bizim ilk yapacağımız şey kendimizi ve yavrularımızı dinlemek, onları kınamak, eleştirmekten ziyade onlara değer verdiğimizi söz ve tavırlarımızla hissettirmek. Bunu yaparsak iletişim kurabileceğimizi ben düşünüyorum. Hocam zaten bu kuşaklar arası iletişim kopukluğunun en temel nedeni dinlemek. Evet. Yani o kadar önemli bir şey ki Mesnevi mesela dinleyle başlar. Evet. Baktığımızda. Tabii. Hatta biz bazen dertleşmek isteriz insanlarla. Aslında o dertleşmekten kasıt biri bizi dinlesin isteriz. Kesinlikle. Ona sadece derdimizi anlatırız. Kesinlikle. Ve o kişi bizi dinlediği zaman müthiş bir rahatlama yaşarız. Bize bir akıl vermesine ya da bir söz söylemesine gerek yok orada. Bizim sadece dinlenmeye ihtiyacımız var orada. Şimdi aslında bütün insanların böyle dediğiniz gibi. Yani şu anki nesil de yine kuşaklar arasındaki anne ve baba ya da dede ve torun arasında gerçekten etkin bir dinleme ortaya koyarsa ben eminim dede torununu çok iyi anlayacak. Torun da dedesini çok iyi anlayacak. Ki zaten başarılı insanların arka planına baktığımızda iş bundan geliyor. Ya ailesi onun sıkıntılarına kulak vermiştir, dertlerine kulak vermiştir, ona göre bir çözüm yolu üretmiştir. Ya da çocuk anne ve babasının dediklerini çok müthiş bir şekilde anlamıştır. Onları dinleyip de onlar neden böyle yapıyor bu davranışımda, neden böyle kızıyorlar ya da neden bana şunu söylüyorlar gibi kendi kafasında onun cevabını verebildiği zaman bakıyoruz bu insanlar başarıya ulaşıyorlar. İşte belki de bizim burada dil noktasında bazı sıkıntılarımız vardır. Masum Hocam peki bu bağlamda kuşaklar arası dil nasıl olmalı? Tabii Mustafa Hocam çok iyi bir noktaya temas etti. Yani onun hakikaten birkaç sefer altını çizmemizde fayda var.
karşımızdaki kişiye değer vererek onu dinleme meselesi. Mevlana'nın Mesnevisinden örnek verdiniz işte, başlangıcı Bişnev'le başlıyor, dinle. Gerçekten ben Mesnevi okumayı Osmanlı coğrafyasında Mesnevi okunan evlerin varlığını ve camilerin varlığını Mesnevi'yi biraz okuduktan sonra anladım. Niçin yapmışlar bunu? Yani insana dinle diye söze başlayan bir ifade, hani Kur'an-ı Kerim oku ile başlıyor. Aslında okunun altında çok başka şeyler var. Okunun altında dinlemek var, okunun altında anlatmak var, hissetmek var. Ama insan insanla konuşurken insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey dinlemek. İnsan dinlediği takdirde insan bir müddet sonra anlatma yeteneğini elde eder. Şimdi o problemi çözmek için eskiden, tabii belki beni eksik anlamayacaktır izleyicilerimiz, biz nasıl yaşıyorduk? Pederşahi aile sistemiyle yaşıyorduk. Yani evin büyüğü dedeydi, baba vardı, torun vardı. Dede oğluna anlatamadıklarını torununa anlatabiliyordu. Dedenin uzun yıllara ait olan tecrübelerini torun bir anda alıyordu. Çok ucuz bir hayattı bu. Yani 12 yaşındaki bir çocuk 6-7 yıldır dedesinin tecrübelerini dinleye dinleye 60 yıllık bir tecrübeyi 6-7 yıllık süre içinde kulaklarıyla duyuyordu sürekli. Onun içinde atasözleri vardı, onun içinde insanlarla iletişim vardı. Af buyur, hayvana nasıl davranacağı vardı, eski dönem için konuşacak olursak. Ağaca nasıl davranacağı vardı. O tecrübeyi dede de torununa verirken o torunun zihin dünyası boştu. Dede onu ilk önce elinden tutuyordu, camiye götürüyordu. Onu elinden tutuyordu, büyüklerin kabrini ziyarete götürüyordu. Elinden tutuyordu, oturtuyordu, beraberce bir şeyler yiyorlardı. Ben mesela hayatımda ilk defa o meşhur tahin helvasını rahmetli dedeciğimle beraber yedim. Şimdi rahmetli dedeciğim benim önüme o tahin helvasını koyduğunda yanına da bir lokma Trabzon ekmeği koydu. Bu arada Trabzon ekmeğinin de ismini söylemiş oldum. O ekmeği koydu. Ben o ekmekle Trabzon helvasını yedim. Başka hiçbir şeyle yiyemiyorum şimdi. Zihin dünyanıza o büyüğünüzün yerleştirdiği her güzellik gitmeyen şey oluyor. Şimdi eğer dedeler torunlarına ulaşabiliyorlarsa, onlara kendi kültürlerini yaşamalı olarak aktardıkları takdirde babalarıyla kopukluk yaşamaz çocuklar. Yani dede aslında torununa bir şey verirken oğlunu garantiye alıyor. Dışarıdan bakıldığında zannediliyor ki dede çocuğu kendisine yetiştiriyor. Hayır, dedenin o çocukla yaşayacağı ömür kısa. Ama dede oğlunun başaramayacağı bir şeyi başarıyor. Çünkü dedede şefkat var. Evet. Oğulsa işin yükü sırtında olduğu için biraz daha farklı. Hani bizim halkımızın güzel bir tabiri var üstad. Evlat sermaye, torun kârdır derler. Sermayeyi insanlar çok fazla böyle değerli falan göremiyorlar ama kâr geldiği zaman işin içine kâr daha güzel görünüyor insana. İşte o dede kendisinde var olan o tecrübeyi torununa o kadar şefkatle anlatıyor ki o torun, dikkat ederseniz bizim karikatürlerimizde, hikaye kitaplarımızda dedeler böyle hep tombiş, güler yüzlü, mutlu, kırmadan anlatan, karşısındakini okşayarak anlatan kişidir. Babalar da böyledir ama biraz sert durur gibi gösterirler. Çünkü baba belki hayatın zorlukları onu ona zorluyor. İşte o dedenin çocuğun kulağına üfürdükleri aslında babanın kulağına babanın dedesinin üfürdüklerinin aynısıdır. Farklı bir şey değildir. Gelenek aileden aileye intikal eder. Mevlana da işte orada Bişnev diyerek, dinle diyerek aslında kendi babasından kendisine geleni ve nesilden nesile geleni o günün insanına ve bugün insanına söyleyerek aradaki kopukluğu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Mevlana 1290'lı yıllarda vefat etmiş. Evet. Biz gelmişiz 2021'lere. Ben bugün Mevlana'yı okumaktan mutluluk duyuyorum. Bir hoca, bir Müslüman olarak. Batı'daki bir adam da dini kabul etmediği, İslam'ı yaşamadığı halde o da mutluluk duyuyor. Neden?
onun arzuladığı cümlelerle onu okşayan bir nasihatler grubu görüyor. İşte o kuşaklar arasındaki nasihatler grubunu tatlı ve okşayıcı cümlelerle verdiğimiz zaman bu çatışma değil, otomatik olarak iletişim haline geliyor. Biz bunu sağlamaya çalışacağız. Evet. Yine aynı yere geliyor üstadın dediğine, karşımızdaki insana değer vermek. Bütün mesele o. Kesinlikle. Tabii bunun için de hocam anne ve babalara çok büyük bir iş düşüyor. Her anne baba akşam evde, yani eğer çocukları evdeyse, ya şu anda mesela üniversiteler açıldı. Evet. Yani üniversite okumak için şehir dışında olan öğrenci grubu olabilir. Evde olan oğullarıyla, kızlarıyla oturup muhabbet etmeleri lazım. İşte ne yaptın kızım bugün? Ne yaptın oğlum bugün? Nasıl geçti günün? Gibi. Eğer ki evde değil, Anadolu'nun farklı yerlerinde çocuk eğitim görüyor, eğitim hayatı için gitmiş. O zaman ortak bir grup kuracaklar WhatsApp'tan mesela yani. Tabii ki aile grubu kesinlikle uzaktalarsa kurulması gerekiyor. Ama öncelikle beraber yaşıyorlarsa bir araya gelmek çok önemli. Tabii şehir hayatının verdiği bazı zorluklar var. Hele hele anne baba ikisi de çalışıyorsa çocuklarla bir arada bulunma imkanları çok az oluyor. Evet. Bu yüzden biz de mesela aile, eşimiz çalışmıyor ama çocuklarımızla sabah kahvaltısı çoğu zaman yapamıyoruz. Akşam yemeğinde buluşamıyoruz. Şehir trafiği, çocuklar için olsun. Şartlar, onların geç gelmesi, erken gelmesi bizim bir araya gelmemizi zorluyor. O yüzden haftada bir, iki, üç ne kadar imkan varsa mutlaka bir namazda bir vakit dahi olsa cemaatle, iki sofrada bir araya gelmek. Yani ne kadar önemli. Telefonları, televizyon, internet her şeyi kapatarak, göz göze bakarak, haftada bir dahi olsa bir araya gelerek konuşmak, muhabbet etmek. Bu çok önemli. Bu yüzden mesela ben hafta sonları kahvaltımı çocuklarıma çok önemsiyorum. Çünkü o haftanın değerlendirmesini yapabiliyoruz o zaman. Birbirimizi dinliyoruz. Hal ve hatırımızı soruyoruz. Sıkıntılarımızı paylaşıyoruz. Mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Çünkü malumunuz yani bu haz ve hız çağı deniyor ya. Evet. Bu çağda şimdi akşam olduğu zaman veya işte müsait bir vakit bulan eline telefonu alıp odalara çekiliyor. Ve herkesin ayrı bir dünyası var. Sanal bir dünya, yapay bir dünya. Mutlu olduğumuzu biz dahi zannediyoruz. Ama maalesef bizi sanallaştırıyor. Malumunuz insan et ve kemikten yaratılmış bir varlık. Ve Mevla'nın verdiği bir ruh var. Bu ruhun insanın yüzüne bakması, konuşması, dinlemesi, dertleşmesi gerekiyor. Telefonla dertleşemiyorsunuz. Video ile, sanal oyunla dertleşemiyorsunuz. Belli bir süre sonra sizi kendi içine hiç farkına varmadan bunu ilgili ilim adamları da söylüyor. Çekiyor ve sizi tamamen insani ilişkilerden koparıyor. O yüzden mutlak surette bir araya gelmek, öncelikle tabii bizim Müslüman olmamız hasebiyle, ibadet maksadıyla bir vakit dahi olsa cemaatle namaz kılmak ve sofrada bir karşı karşıya oturmak bana göre çok önemli bu iletişim kopukluğunu engellemek için. Yoksa maalesef yani kopuyoruz. Hocam demin söyledi, Allah razı olsun. Eskiden dede vardı, nasihat ediyordu. Hala vardı, nasihat ediyordu. Yani bugün nüfus da azaldığı için bazı çocukların halası, teyzesi de yok. Dedeler, varsa da göremiyor. Evet, yok yani. Çünkü ya iki çocuk var ya bir çocuk var. Doğru. Amca yok, hala yok, dayı yok, teyze, bazen bu tür şeyler yaşanıyor. O yüzden tabii bu çağın zorlukları nedeniyle insani ilişkileri aile içerisinde geliştirmek için mutlaka bir araya gelmek lazım. Fırsat kollamak lazım. Yoksa Allah korusun kaybederiz diye endişe ediyorum. Evet hocam, mesela siz ne güzel yani kahvaltıyı beraber yapıyorsunuz. O aslında bir kahvaltıdan çok daha öte tabii, bir nokta. Tabii. Bir saatlik, bir buçuk saatlik bir muhabbet. Başka türlü yani bizim çocuklarımız da etkileniyor. Doğru evet. Söylemek gerekiyor. O yüzden başka türlü bir arada tutamıyoruz hocam. Kesinlikle. Evet. Hocam tabii şu var.
şu anda gelişen zamanla birlikte, gelişen çağ ile birlikte artık çocukların, gençlerin meslek algıları da değişiyor. Nitekim eskiden mesela bundan belki 50 sene önce tornacılık, işte nalbantçılar vardı. Onlar mesela çok kıymetliymiş. Tabii. Yani biz yetiştik onlara, biz köylerde yani gördük onları, değil mi hocam? Yani anlatırlar hocam. Evet. Derler ki çok kıymetli bir meslekti. İşte tornacılar mesela yine çok kıymetli. Benim dedem tornacıymış. Baktığımı işte annemler anlatırlar. Ve çok kıymetli bir meslekmiş. Ama şu anda bir çocuk dese ki ya anne ben tornacı olmak istiyorum derler. Yani ne diyorsun oğlum derler. Yani şu an tornacılık mı kaldı? İşte nalbantçılık mı kaldı? Şu an çocuk ne diyor? İşte YouTuber olacağım ben. Neden? Çünkü teknoloji çok yaygın. O çocuğun yaşayacağı çağda o meslek çok popüler hale gelmiş durumda. Çocuk diyor ki ben de YouTuber olacağım. Ama popüler ifadesini kullandı, güncel. Belli bir süre sonra sonu yok bazen onun. Evet. Sonu uçurum da olabiliyor. Çünkü belli bir hazza erişiyor, yükseliyor. O havayı bir kaybettiği zaman çocuk yani tabirime hoş geldin sudan çıkmış balığa dönüyor. Ve maalesef ardından psikolojik sorunlar yaşıyor. İlaç kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü evet, hep el üstünde beğenilmek, efendim değer verilmek. Halbuki ama sanal bir değer bekliyor yani. Yoksa onun bir şey olarak yani bilmiyorum topluma ne kadar katkısı var. Yani ifadelerinde i̇şte yanlış, gerçek diye yanlış anlaşılmasın hocam. Yani. Gerçek. Ne kadar topluma katkısı var. Şimdi geçen gün gördüm köprüden atlıyor delikanlı. Sadece beğenilmek için. Köprüden atlıyor, aşağıdan geçen bu Karaköy'deki köprüden atlıyor hocam. Altından geçen işte o teknelerin üzerine ve onu çektirip mutlu oluyor. Adrenalin diyorlar ya, ama şimdi. Ama topluma bir katkısı yok. Ben o evet, kardeşlerimizi de kınamıyorum, yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim değerlerimiz, geleceğimiz, neslimiz. İşte buradan. Ama biz ne katkı yapıyor? Demin dediniz ya tornacılık. Onların evet, katkısı yani büyük de insanlara. Evet. Nalbant dediğiniz insan çok değerliydi. Nalbant olmazsa at olmuyordu. At olmazsa ordu olmuyordu. Yani doğru hocam. Buradan şuraya geleceğim hocam. Yani biz şu anda bugün anne babalar çocuklarına telefon kullanma diyemez. Ya da ne bileyim işte YouTube kullanma diyemez. Şu anda bilinçli kullanmasını öğretmeli anne babalar. Hani aslında bizim kuşaklar arası iletişim kopukluğu dediğimiz nokta da burada başlıyor baktığımızda. Kontrollü bir yaşam. Yani kontrollü bir ama yaşam. Ama hep gözetim altında tutmak gerekiyor ve bunu baskı olarak hissettirmemek gerekiyor. Bu çok önemli. Bir denge sağlamak gerekiyor. Rehberlik. Rehberlik. Rehberliği öncelemek suretiyle yapılacak olan bir şey. Veyahut da kendimizi, yaşantımızı güzel yaparak, hocam rehberlik dedi ya, yaşayarak onlara rehberlik etmek. Çünkü evet, insanoğlu, gençlik, delikanlı, yani kanı kaynıyor. Hakikaten bu yaşta o insanları zapt etmek zor. Hayalleri büyük değil mi hocam? Kesinlikle. Beklentileri büyük ve her şeyi yapacağını düşünüyor. Bir de bütün dünyayı seyrediyor. Evet. Önüne çıkan her şeyi görüyor. Bakıyor. Herkes büyük işler görmüş. Yani sadece o sanal dünyadaki YouTuber'lık değil yani. Öbür işleri de görüyor. Fakat işte orada, şurada şu çok önemli hocam. Yani hani oturup konuştuğunuzda mesela hepimiz için önce çocuğumuza yani aradaki iletişimi sağlayabilmek için ona kim olduğunu iyi tanıyarak anlatmamız lazım. Yani biz çocuğu bazen tanıdığımızı zannediyoruz. Mesela annelerin ve babaların işte mesela yaşıyoruz. Kur'an kursunda veya İmam Hatip okulunda veya liselerimizde her annenin ve babanın çocuğu babayla anne bir hedef koyuyor çocuğa. Doktor olacaksın örnek. Yani veya şimdiki düşünde şartlarda işte megatronik okuyacaksın diyorlar onlara, tamam mı işte? Evet. İşte elektronik okuyacaksın filan, böyle başka değişik, hani artık bir de bugünlerde işte hani Teknofest'in zirve yaptığı şu günlerde işte Selçuk Bayraktar diyelim ki hakikaten bu ülkenin bir değeri, Aziz Sancar bir değeri. Onlar teknik olarak muhteşem işler yapıyor. Her anne baba çocuğuna sen bunu yapacaksın. Tamam da yani çocukların hepsi buna müsait mi? Kapasitesi var mı hocam? Yani kapasitesi Mevlan'ın var. Mevlan'ın verdiği o bir yapıda onu kaldırabilecek çok gücü var mı? Çok yüksek bir yükü vurmak. Yani kesinlikle, çocuğa sen şunu yapacaksın derken annenin ve babanın, öğretmenlerin veya ona ders okutan hocaların fikirlerini alması lazım. Bazen bu
kopukluğun, iletişim eksikliğinin zirvesini oluşturuyor. Çocuğunu tanıyamayan anne ve baba çocuğuna fazla yüklemeye çalışıyor. Yani 100 kilo taşıyacak olan bir araca 2 ton yük vurmaya çalışmak gibi bir durum oluyor. Evet. Çocuklarda da bu problemi yaşıyoruz. Onun için anne ve baba asıl mesele çocuğunu tanıyarak onunla iletişim kurma noktasına dönmeli. Burada anne ve babanın mutlaka anneanneden, babaanneden, dedelerden destek alması lazım. Kim ne söylerse söylesin. Onlar bir denge hocam. Abdurrahman Şeref. Baba da değil mi? Lafınızı balla kesiyorum. Baba da bazen iş hayatı nedeniyle, belki yaşadıkları nedeniyle agresif davranabiliyor. Yani evlatları yani burada gömmeyelim. Tabii. Babalarda da sıkıntı var. Tabii. Orada dedeler değil mi? Tabii. Babaanneler, anneanneler devreye giriyor ve denge oluyor. Yeri geldiği zaman babayı azarlıyor yani. Onların çok uzun bir tecrübesi de var o arada. Çünkü burada bir denge gerekiyor. Bir de hocam, son zamanlar çocuklarımızı çok yarıştırıyoruz. İşte yani asıl işte, derdim orada işte benim. Masum hocamın oğlu işte girdiği sınavda şuraya iki gitmiş. Yanlış yapmış. Tabii. Sen niye de üç yanlış yaptın? Ya bizim çocuklarımız bunlardan nefret ediyor, ben size söyleyeyim. O da işte iletişime kapatıyor kendisini. Kapatıyor. Bir daha dinlemiyor. Bizi dinlemiyor ve bizi belli bir süre sonra bunu üst üste tekrar edersek yani bir nevi düşman gibi görüyor. Artık anlattıklarımız onlara yani altın değerinde nasihat de olsa değer vermiyor. Çünkü biz onu başkasının çocuğu ile kıyaslıyoruz. Hocam tabii. Çok güzel söyledi. Herkesin kapasitesi var. Herkes doktor olmaz. Herkes hakim tabii. olmaz. Değil tabii. mi hocam? Evet. Her mesleğin bir erbabı olması gerekiyor. Hayatın şeyine aykırı. Mevla'nın yarattığı fıtrata aykırı. Allah isteseydi görev herkesi... Görev taksimatı da böyle değil. Yani. Herkesi isteseydi yani üst düzey görevli yapardı. Öyle yaratırdı ama tabii. öyle değil. Yani her işi yapacak insan lazım. Sunucu da lazım, hocası da lazım, kameraman da lazım. Yani herkes kameraman olacak derse programı kim sunacak? Doğru. O yüzden biz çocuklarımızı yarıştırmamalıyız. Bu çok önemli. Çocuklarımız bu test yarışı nedeniyle ben size söyleyeyim. Çok şeyler öğreniyor, görünüyor ama ruhunu kaybediyor. Kesinlikle. Ruhunu kaybediyor çocuk yani test. Hep hayatı test olarak bakıyor. A, B, C, D, E. Ama hayat öyle değil. Hayat, evet. Hayatın iki şeyi var. Ya yanlış ya doğru. Değil mi hocam? Başka şıkkı yok. Onu da insanlarla öğreniyorsunuz. Evet. Allah Celle Celaluhu mesela bize namazı emretmiş. Kurban olduğum. Biz de namazı cemaatle kıldığımızda bizden iyileri ve bizden zayıfları görüyoruz. İyileri örnek alıyoruz. Evet. Zayıflara da destek oluyoruz. Aynısı ticari hayatta. Zekat verenler ve zekat veremeyenler. Alanlar demeyelim de veremeyenler. Zekat verenlere bakıyor şimdi o zekat veremeyenler. Ben de gayret edeyim diyor. Bunların hepsi insanı aslında, yani bütün bu konuştuklarımızın tabii merkez noktası insana kendini öğretmek. Çocuğa kendisini tanıtan annesi ve babası çocuğuyla iletişim kopukluğu yaşamaz. Ama onu o kadar sağlıklı vermemiz lazım ki sabırlı, bıkmadan, hiçbir surette üşengeçlik göstermeden onu terbiye etmeye çalışıyor ama terbiye ettiğini ona hissettirmeyen kişi gibi. Eğer terbiye edildiğini hissederse yaş büyüdükçe tavır almaya başlıyor. Küçükken ses çıkarmıyor. Birazcık büyümeye durduğunda sen niye beni terbiye etmeye çalışıyorsun ki diyor. Halbuki şimdi bizim yaşımızda analarımız babalarımız bizi terbiye etmeye çalışsa gerçekten bizden fazla bildiklerini almak için biz yarış ederiz. Niye? Biz artık belli tecrübeleri kazanmış, bilginin eksikliğini, büyüklerin bize anlatacaklarının ne kadar kıymetli olduğunu hisseder hale gelmişiz. Ama o henüz orada değil. Evet hocam. O daha çok örneklik istiyor hocam. Örneklik istiyor işte. Yani orada da anne ve babaların gerçekten çok güzel örnek olması lazım hocam. Sizin de değindiğiniz gibi. Bir de bu yaş da önemli. Atalarımız ağaç yaşken eğrilir. Eğilir ifadesini kullanmışlar. Ağacı söylüyorsunuz çünkü kuru, ağaçla işiniz kuru ağacı, var. Kuru ağacı, evet ben biraz ağaçla da uğraşıyorum, ahşabı seviyorum. Kuru ağacı eğmeye çalıştığınızda kırarsınız. O yüzden çocuklara, ya bırakın çocukları işte biraz büyüsünler, kendi tercih etsin gibi ifadeler kullanılıyor son zamanlarda. Bu ahlaki eğitimde, dini eğitimde, insani ilişkilerde aslında işin doğru söyle değil.
yani Peygamber Efendimizin ifadesiyle fıtrat üzere doğan çocuğu serbest bırakırsanız, yani saldım çayıra, Mevlam kayıra, başkaları bizim hocam ifade etti, bizim doldurmadığımız alan doldurur, sokak kesinlikle doldurur. Kesinlikle tabiat boşluk kabul etmiyor. O yüzden şey de önemli hocam, helal lokma ile beslemek. Benim çok ilgimi çekiyor hocam bu Hazreti Adem kıssası. Hani Allah'ın yasakladığı meyveyi yiyince bir toplum içerisinde ayıplar ortaya çıkıyor. Yani helal lokma yemek. İkincisi örnek yaşam sunmak. Sakin, kavgasız örnek yaşam sunmak. Üçüncüsü de az az eğitimini vermek. Din eğitimini, ahlak eğitimini çok yüklemeden. Yani hep cehennemle korkutmadan, özellikle küçük yaşlarda kaldıramayacağı bilgileri vermeden, basit bilgilerle işte yalan söylemenin ne kadar kötü olduğu anlatılmalı. Ama biz de yalan söylememeliyiz. Yani telefon geldi işte dışarıdan, hanıma dememeliyiz. Baba, işte eşim evde yok. Veya çocuğa, oğlum kızım söyle ona, babam evde yok şu anda, dedirtmemeliyiz. Hocam peki şimdi din eğitimi demişken. Evet. Yani şimdi sonuçta sizin din eğitimi aldığınız zamanlarla, evet, işte benim aldığım zamanlar farklı zamanlardı. Tabii ki. Yani haliyle, yani şu anda da mesela bakıyorum işte gençlere, çocuklara. Onların da mesela dinden çok çabuk sıkılabilir bir yapıları var. Yani algıları o kadar çabuk dağılabiliyor ki. Şimdi bu noktadan bakacak olursak, yani kuşaklar arası din eğitimini nasıl aktaracağız? Hocam birincisi örnek yaşam. İkincisi tatlı tatlı bir üslup. Bu çok önemli. Biz bunu biraz kaybettik herhalde. Özellikle ebeveynler, anne babalar olarak. Yani Lokman Aleyhisselam'ın ifadelerine bakarsanız, ya büneyye, evlat, yavrucuğum. Hocam ne kadar sıcak bir ifade. Kesinlikle. Şimdi bir de işte Ahmet gel sana bir şeyler anlatacağım demek var. Mehmet gel anlatacağım demek var, değil mi? Mesela Hazreti İbrahim'in de genç bir insan, onun da babasına nasihatleri var. Babası putperest ama ya ebeti diyor. Babacığım, bir merhamet dilini kullanmak gerekiyor. Bir de çok yükleme yapmamak gerekiyor. Maalesef yani çocuklarımızın bazı özelliklerini biz kontrol edemiyoruz. O yüzden herkesin çocuğu bu sosyal medyadan, bu iletişimin o sınırsız kolaylığından etkileniyor. O yüzden 2 dakika, 3 dakika, 4 dakikalık videolara bile, söyleşilere bile insanlar katlanamıyor. Gençler, özellikle çocuklarımız. Evet. O yüzden çok ağır nasihatlerin de ben bu dönemde özellikle yavrularımıza çok fayda etmeyeceğini düşünüyorum. Öz, az. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, öyle değil mi? Cevamiül kelim deniyorlar. Az sözle çok şey anlatıyor. Uzun konuşma yok. Uzun konuşma yok ama yerinde konuşma var. Kesinlikle. Ayakları yere basan, etkileyen ve bıktırmayan, usandırmayan bir üslupla yavrularımıza hitap etmemiz gerekiyor. Ve anne babalar, öğretmenler, imamlar, din görevlileri veya büyüklerin de küçüklere yaşantılarıyla eğitim vermesi gerekiyor. Anlatmak değil. Bak, bakın. Çok şey anlatmak önemli değil. Yaşamak, evet, çok önemli. İslam'ın ilk dönemlerine baktığınız zaman onlar dini çok anlatmadılar ki. Anadolu'nun İslamlaşması öyle değil mi? Bizim büyüklerimiz, o erenler, işte Bacıyan-ı Rum, Gazıyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum denilen erenler Anadolu'ya geldikleri zaman çok şey mi anlattılar? Hiçbir şey anlatmadılar. Hayatlarıyla onların hayatlarına dokundular. Ve değerli olduklarını hissettirdiler. İnsanların fevç İslam'a girmesine vesile oldular. Yaşayarak öğretmek herhalde daha çok etkili olacaktır. Hocam bir de şu an günümüzde mesela baktığımızda, bir de çocukların hoşuna giden, gençlerin hoşuna giden faaliyetleri de onlarla birlikte yapmak bence bu dini eğitimi anlatmada önemli diye düşünüyorum. Ben mesela bir hocamızın örnek bir davranışını zikretmek istiyorum burada. Cami imamı kendi gençlerle bisiklet turu düzenlemiş. Hafta sonu mesela, yani artık kaç kilometre bisiklet sürüyorlarsa böyle 50-100 gençle birlikte bir bisiklet turuna çıkıyorlar. Ne kadar güzel bir faaliyet. Enerji boşalması oluyor hocam. Ben Düzce Kaynaşlı'dayken orada biz Kur'an Kursu inşaatımız vardı.
Kur'an kursu inşaatı bitmeden ben dedim buraya bir halı saha yapacağım. Hocam hafızlık Kur'an kursu. Ya insanlar dediler ki olur mu hafızın topla ne işi var? Ya bu gencin enerjisini boşaltması gerekiyor. Ve bu çocuk da hafızlığını yapacak, ezberini verecek. O gün ezberini verdi gidecek topunu da oynayacak orada. Ve kendi sahasında hocam yani hiç başkasından kiralamasına falan gerek yok. Yani biz onlara günümüz şartlarında helal olan, meşru olan enerjilerini boşalttıracak bazı etkinliklere müsaade etmeliyiz, yardımcı olmalıyız ki bunlardan bir tanesi bisiklet turudur, bir tanesi kır gezisidir, bir tanesi güreştir mesela. Veya ilgisini veya çeken, tabii tabii yani. Evet. İlgisini yani çeken, şunu, bu, meşru olan. Bu sanaldan kurtarmak. Ne kadar yani günde bir saat kurtarsak herhalde yeter hocam. Değil bizim mi? Kesinlikle, bizim bir Hacı Pekala amcamız vardı. Niye Hacı Pekala? Batı Trakya göçmeniydi bu Pekala amcamız. Üstadı ona ne derse pekala der. Siz de ne derseniz pekala der. Adı Hacı Pekala. Üstadı ona Hacı Pekala ismini vermiş. Ali Haydar Efendi Hazretleri o ismi vermiş ona. Şimdi Hacı Pekala amcanın torunları benim arkadaşlarım. Onlar da Ursa Karacabey'de yerleri var. Onların köyüne gideriz filan. Hacı Pekala amca zikir yapmak istiyor. Tek başına yapamıyor. Bir şeyleri okuması gerekiyor. Biz de tabii çok genciz daha 14 yaşında filaniz belki. Hacı Pekala amca bize o kadar çok serbestlikler tanırdı ki bütün hayali sabah namazından sonra bizi 15 dakika zikre alabilmek. Bütün mücadelesi bu. Biz de Hacı Pekala amcanın gönlünü kırmamak için o zikre otururuz. Onun okuyamayacaklarını hepimiz hafızız, 4 tane delikanlı. Patır patır okur bitiririz. Hacı Pekala amca muradına erer. Biz de sonraki dakikalarda, zamanlarda, öğleden sonra, ikindiden sonra muradımıza ereriz. Bizim istediğimiz ne işte? Köy içinde traktöre bineceğiz, gezeceğiz filan. Şimdi Hacı Pekala amca rahmetliyi böyle şimdi rahmetle anıyorum. O kadar güzel bir yöntemi var ki geliyor hafızlar. Bunu başkasıyla yapamayız. Beraber okuyacağız. Bizi bir teşvik ediyor. Sonra siz istediğinizi gidin yapın. Biz yani zikirle, sabahleyin zikre başlattığı bir çocuk yanlış yapabilir mi? Evet. Yapmaz. Zaten hafızsın. Besmeleyle hayata başlatıyor. Besmeleyle hayata başlatıyor. Sonra da size bir yol veriyor. Şimdi bizim genç kardeşlerimize böyle yaklaşabilen kişiler olmamız gerekiyor. Başarılıyız demiyorum ama böyle olmamız gerekiyor. Onlar insanla iletişim kurmanın ne kadar zor olduğunu kavramışlar. O problemi çözebilmek için çare aramışlar. Gitmişler kendilerine bir üstad bulmuşlar, bir hoca bulmuşlar. O hocanın rahle-i tedrisinde, dizinin dibinde iletişimin nasıl kurulduğunu asırlardır bilen kişiden öğrenmişler. Sonra da iletişim kurmuşlar. Yoksa biz İstanbul'dan kalkmışız, Karacabey'e gitmişiz Bursa'ya. Sabahın köründe bizi kaldı, tamam namazımızı kılıyoruz da namazdan sonra ne zorumuz var uzun bir oturuşa girelim. Öyle olmuyor. O Hacı Pekala'yı mutlu edebilmek bizim sonucunda mutlu olmamızı sağlıyor. Belki sizi de o geriye dönüşümü olan bir mutlu ediyor yani değil tabii mi? Biz de hediyeler, mutlu oluyoruz. Bir de hediyeler alıyor, arkadaşlık ediyor. Sonradan Hacı Pekala, sağlıyor. Hacı Pekala sonradan şunu da yapıyor. Bunlar hafızlar diyor. Oradaki insanlar da bize ona göre değer veriyor. Tabii. Şimdi demin ifade ettiklerinizi bir şey daha eklemek istiyorum. Muhatabımız olan gençlere onları eleştirerek gitmek netice vermiyor. Biz bunu yapıyoruz. Evet. Ben de yapıyorum. İletişim kopukluğunu körüklüyor hocam. Yani onun iyi yönlerini konuşarak, başarısını öne alarak, eksiklerini ona kendisi hissedecek şekilde bıraktırmak lazım. Aksi takdirde kapatıyor kulaklarını, dinlemiyor. Ben diyor seni dinlemek istemiyorum. Çünkü onu hani deminden beri söylediğimiz dünyada hani tabiat boşluk tanımıyor, o dolduruyor. Dünyada o kadar çok kanal var ki her yerden bir şey geliyor ona. Bize de geliyor. Biz belli isteklerini artık bir kenara bırakmış, kendince kendini Allah'a adamaya çalışmış halde görünüyoruz. Ama o daha çok genç. Onun hayatın içine girerek bir şeyler başarma ve bir şeyleri tanıma derdi var. O tanırken hata yapmaması için biz bildiklerimizi ona böyle yaparsan hata olur değil. Ben böyle yapmıştım, başıma böyle bir eksiklik gelmişti. Kendi hatamızı söylemeliyiz. O da oradan beğenirse alsın. Tecrübe paylaşımı ya.
bakacak ki ya hoca burada bunu yapmış, kaybetmiş, ben yapmayayım bari. Hocam bir de şöyle bir avantajı var onun. Bugün almasa bile olgunluk çağına gelince ya benim babam bana böyle anlatmıştı. Kesinlikle. Demek ki işin doğrusu bu deyip hakikaten o yanlış yoldan dönen çok kardeşimiz var. Evet. Ama anne babanın nasihatları, örnek hayatı, işte bir araya gelmesi, evdeki Kur'an okumaları, ibadetleri. Mesela, sofrada, hayır sofrada Hasan Ahat hocam. Yemek duası yapma meselesi. Yani bir yemek sofrasındaki yemek duası o kadar önemli bir şey ki iletişim için. İşte bayram namazına giderken yani hocam, gerçekten. Mesela, cebine 5 lira koymak oğlum. Gördüm birine sadaka ver demek. Ciddi söylüyorum bakın. Evet. Ben bunu çocuklarım üzerinde de denedim. Ya müthiş şey oluyor. Ertesi sene baba ben bu sene ne vereceğim diye bana soruyor. Ama belli yaştan sonra bunu veremezsiniz. Belli yaştan sonra doğru. İnsan zaten yanlış anlaşılmasın bencilleşiyor. Hep ben diyor. Çünkü doğru. Paylaşmamış. Doğru. Görmemiş. Ya onun hazzını alamamış. Bunun hazzı da küçükten başlayarak örnek bir hayatla kazanılıyor, alınıyor. Ki hocam en güzel örneğimiz de Hazreti Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de. Yine konunun en başına dönecek olursak, hı hı. O dinle meselesine dönecek olursak, muhatabını ilk başta dinler, ona göre de bir yol gösterirdi. Yani analiz eder onun karakterine, kişiliğine uygun, onu tanıyarak bir cevap verirdi. Ashab gelip söyler der ki, ya Resulallah beni cennete götürecek bir amel söyle. Şimdi birine söylüyor ki anne babana iyi davran. Birine söylüyor ki nafile ibadetlerine duruma göre. Nafile ibadetlerine devam et. Şeye göre, hastalığa göre ilaç yazıyor. Kesinlikle hocam. Yani muhatabı analiz ederek yapıyor. Bir de sen şöylesin deyip yanlışı yüzüne vurmuyor. Bakın bu çok önemli. Hocam söyledi ya insanlar eleştiriden rahatsız oluyor. Yani bir hata gördüğünde anlatıyor sahabe-i kiram. Efendimiz işte Mustafa Hoca ne oluyor? İşte Masum Hocam demiyor sahabe-i kirama. İnsanlardan bazılarına ne oluyor ki? Şöyle şöyle yapıyorlar diyor. Ortaya söylüyor. Hatası olan zaten kendi üstüne alıyor. Evet hocam. Bizim bunu da kazanmamız gerekiyor yani rencide etmeden. Bu çok önemli. Abdullah bin Ubey hocam münafıkların başı. Evet. Herkes münafık olduğunu biliyor ashabtan. Evet. Ama bir gün bile yüzüne karşı tutup da sert bir üslupla Resulullah onu uyarıyor mu ya da başka bir ifade kullanılıyor mu yüzüne karşı? Yani. Adam namaza geliyor. Herkes biliyor münafık olduğunu. Onu namazı gösterişin kıldığını. Ashabtakiler evet. Hepsi biliyorlar. Ayet-i Kerime'nin bütün okları onu gösteriyor. Yani. Ama, ama ona rağmen tabii. Resulullah gidip de azarlamıyor onu. Kesinlikle. Şimdi şunu sormak istiyorum peki Masum Hocam. Yani kuşaklar arası iletişim kopukluğunun örneklerini biz Hazreti Peygamber döneminde görüyor muyuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde öyle bir durum yok. Neden yok biliyor musunuz? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir defa büyükler çocuklarına çok kıymetli olarak anlatmışlar. Birinci kısım bu. İkincisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlerle çok ciddi manada ilgileniyor. Esprili bir şekilde, bazen de tatlı bir sitemli. Mesela iletişimi çok güçlü olan Abdullah İbni Ömer'e yani Abdullah İbni Ömer ne kadar güzel bir adamdır. Bir de gece namaza kalksaydı ifadesiyle mesela önce güzelliğini vurguluyor. Sonra gece teheccüd namazı kılma meselesinde onu teşvik ediyor. Şimdi burada neden kopukluk yok? Medine toplumu içinde insanlar birbiriyle çok yakınlar. Ve herkes nübüvvet pınarından içmeye çalışıyor. Bizim dönemimizde kopukluk oluşuyor mu? Oluşuyor. Neden? Belli dönemlerde ortak dilimiz yok. Hani başında bir noktaya temas ettik işte. Mesela haftada bir gün sabah kahvaltısı. Ben de aynı durumdayım. Yani bir gün evet. Pazar sabah kahvaltısı eğer İstanbul dışında değilsem en önemli konu o. Orada işte dinlerim, konuşurum veya onlar konuşur, ben dinlerim. Ama önemli olan bir şey var. Evlerimizde ben zaman zaman sohbet ediyorum. Yani hafta içinde, belli günlerde değil ama haftada bir tane sohbet yapmaya çalışıyorum. Bu sohbeti bazen hissettirerek, bazen hissettirmeyerek yapıyorum. Şimdi bu sohbet illa
dini bir motivasyon sohbeti olmasına gerek yok. Mesela bir kitabı belirlersiniz, o kitabı okuduğunuzu, o kitapta çok şeyler elde ettiğinizi ama onun hayatın içinde görüntüsünü vurgulamanız gerekir. Mesela örnek verecek olursak bir Özbekistan seyahati düşünün. İşte mesela yeni geldik biz o taraflardan. Bir Özbekistan seyahati yapacağınız zaman Özbekistan'a dair bir hatırat, bir seyahatnameyi bulup, okuyup, sonra da yanınızdakilere anlatmanız gerekiyor. Onların onu okumasını sağlamanız gerekiyor. İnsanlar göreceli olarak kendilerine bir şey katacağını düşündüklerini kolay okuyorlar. Ama mesela deseniz ki, ya şu akaid kitabını baştan sona kadar oku, istemez onu. Gündelik hayatta farklı bir şey görmek istiyor. Bu tür sohbetlere ihtiyacımız var. Yani bilgilendirme. Bazen biz değil, bazen de ona sen ne okudun, sizde var mı bir şey? Bu ara kitap okuyan var mı? Bizimle bilgi paylaşmak isteyen var mı? Diyerek de anlattırmak gerekiyor. Böyle olunca iletişim kopukluğu ortadan kalkıyor. Mesela şey örneği çok önemlidir. Hani Üneys'in kuşunun vefat ölmesi, Efendimiz'in de ona işte senin kuşun öldü. Mesela hani kuşun hastaydı, ne oldu, ne durumdadır diye soru. Aslında oradaki iki tane şey var. Bir, o genç, o çocukla henüz, körpe çocukla iletişim kurmak. İkincisi de onun kuşunun durumunu öğrenmek. Fakat o kendi derdini anlatıyor. Şimdi şöyle bir hikaye anlatırlar bu noktada. Rivayet şu ki, İmam Gazali rüyasında Hazreti Musa ile karşılaşır. Musa aleyhisselam ile karşılaştığında Musa aleyhisselam ona sorar, sen kimsin der. O da başlar kendisini anlatmaya. İşte Muhammed bin Muhammed, işte başlar saymaya, işte Gazali, ben şuyum, ben buyum, Şafii mezhebindenim, Eş'ari kelamıyla meşgul olurum, şöyle işte müstesfa diye bir usulü fıkıh yazdım, kendini anlatır. Hazreti Musa ona der ki, ne zorun var bu kadar uzun anlatıyorsun? Bir cümleyle kendini söyleyebilirdin. Muhammed'in ümmetindenim derdin aleyhissalatü vesselamın, biz de seni anlardık. Niye böyle zorluyorsun filan? Onun üzerine İmam Gazali ona şöyle der cevap olarak. Allah Celle Celaluhu sana sorduğun zaman, Musa, emâ tilke bi yeminike ya Musa, ey Musa, sağ elindeki nedir? Sen ne cevap verdin ey yüce peygamber der ona Gazali. Musa aleyhisselam durur. Musa aleyhisselamın cevabı şudur. İşte bu benim asamdır. Ona yaslanarak yürürüm. Onunla koyunlarımı sürerim. Yaprak düşürürüm. Yaprak düşürürüm ve pek çok iş yaparım. Yani sadece asamdır deseydin iş yeterdi diyor. Halbuki sen hepsini anlattın. Ben de kendimi sana anlatıyorum diyor. Şimdi karşımızdaki insan, hani Musa aleyhisselam koskoca bir peygamber. İmam Gazali'nin orada adı mı olur? Olmaz. Ama İmam Gazali ona bir şey anlatabilme derdinde. Benim doktora çalıştığım tezdeki İmam Kefevi var. Meşhur Mahmud bin Süleyman Kefevi. Şimdiki Kırım tarafından. Rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anhum ve sahabenin diğerleri Hazreti Osman Efendilerimiz oturuyorlar. Onları görüyor rüyasında, gelir gelmez yanlarına selam veriyor, hemen namaza duruyor. Namaza durunca Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir bakıyor biraz sert. Neyse o iki rekat namazı kılınca o Kefevi isimli alime Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu kadar kıymetli bir meclis varken neden nafile namaz kıldın diyor. Yanlış yaptın diyor Hazreti Ali Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki ya Ali kızma ona. Ona kızma. O kıldığı namazın doğru olup olmadığını benden öğrenmek için namaza durdu. Şimdi insanlar hani bildiğini veya bilmediğini veya doğru bilip bilmediğini anlatmak istiyor. Şimdi genç kardeşlerimize veya çocuklarımıza konuşma fırsatı verince o iletişim kopukluğu dediğimiz mesele ortadan kalkıyor. Yani şeyleri, anahtarları birbiriyle buluşturabilmek için güçlü olan duvarda bekleyen şey var ya hani büyükler duvarda bekleyen priz gibi. Evet. Fişi oraya takmalarına fırsat vermek lazım. Eyvallah. Hocam son birkaç dakikamız var.
Son olarak Mustafa Hocam, sizden de iletişim kopukluğunun önlenebilmesine dair birkaç kelam almak isteriz. Ya bu kısa vadede olacak bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir emek gerekiyor. İkincisi uslup çok önemli. Üçüncüsü de deminden beri ifade ettik. Konuşmak ve dinlemek. Efendimiz'e bakmak. Mesela onun hayatındaki gençlerle iletişimine bakmak. Ya bir ifadesi var, hep beni gençler dinledi diyor. Değil mi hocam? Yani gençlere çok değer veriyor. Mesela bir Enes var. 10 sene hizmet ettim diyor kendisine. Radıyallahu anh. Bana niye şöyle yapmadın, niye böyle yapmadın demedi. Yani yanlış yapmadığı sürece kendi hallerine bırakmak. Bu çok önemli. Bir de onlara, bizim onları sevdiğimizi. Yani çünkü hep konuşuyoruz, anlatıyoruz. Nasihat eyvallah. Nasihat biraz yukarıdan gibi anlaşılıyor günümüzde. Hayır, biz sana yani yukarıdan bakmıyoruz. Sen bizim için çok değerlisin. Geleceğimizsin. Geleceğimizsin. Ülkemizin geleceğisin. İslam ümmetinin geleceğisin. Biz sana değer verdiğimiz için bunu anlatıyoruz. Yoksa sen zaten her şeyi biliyorsun. Bazen yani hafif böyle gaz vermek, tabirimi hoş görün. Biraz ruhlarını okşamak. Yani bizim geleneğimiz, yani o hani bizim yetiştiğimiz çağlarda şöyle ifadeler vardı yani. Dayak cennetten çıkma filan ifadeler kullanılıyordu. Halbuki çok yanlış bir ifade. Cennet olsa dayağın ne işi var orada? Değil. Onların ruhunu okşayan sözler söylemek. Cennetten kovulmuş yani. Yani sırtını sıvazlamak. Sen değerlisin demek. Bir de itmemek. Yani sokağa itmemek. Bu çok önemli. Yani evet. Bazı anne babalar çok öfkeli davranıyor. Agresif davranıyor ve çocuklarının ufak tefek hatalarını örtmeden onları dışlıyor. Bazen evden kovuyor. Halbuki, kesiyor. Yani kesiyor. Dışarıda çocuğun başına ne gelecek biliyor muyuz yani? Bugün öfkeyle onları kovduk ve çocuğumuzu kaybettik. Evet. Bir daha nasıl toparlayacağız? Ya Allah muhafaza etsin. Allah settarul uyup değil mi? O kadar günahımız, hatamız var ki Allah bizim yüzümüze vurmuyor. Biz büyükler olarak çok mu iyiyiz diye bazen ben kendime soruyorum. Hayır, bizim de hatalarımız var, kusurlarımız var. Allah zaten tevvap olduğunu ifade ediyor. Tevbe edenleri sever diyor. Çocuklarımızın da bize karşı özür beyan etmelerini kabul etmemiz, Rablerine karşı yani bizim tevbemizi nasıl kabul edilmesini arz ediyorsak, onların da hatalarını kabul etmemiz bizim için çok önemli. Evet hocam. Onları dışlamamak çok önemli hocam. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Bugünkü bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi kırmadınız, teşrif ettiniz. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Masum hocam, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Kıymetli dostlar, Kürsü programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu hafta İstanbul Müftü Vekilimiz Mustafa Yavuz Hocam ve Çatalca Vaizimiz Masum Vandoğlu Hocam'la birlikte kuşaklar arası iletişim problemini ele aldık. Kuşaklar arası iletişim sorununun, iletişim kopukluluğunun en temel noktası gençlerimizi, çocuklarımızı dinlememek ve onlara değer vermemek. Anne ve babalar olarak onlara değer verip onları dinleyelim. Eğer biz değer verip onları dinlemezsek, kendileri değer gördükleri ve dinlendikleri kişilere bir önder olarak onların peşinden giderler. Rabbim bu durumdan bizleri muhafaza eylesin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.